Başka. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Yavaş bak. Bu konuşmalardan, sohbetlerden neler insanlar faydalanabilir diye. İnşallah önce ben faydalanayım inşallah. Gerçekten bu konuşmalar aslında Allah'la olan ilişkimizi arttırıyor. İnsanın Allah'la ilişkisi artınca da dünyası cennet haline dönüyor. Huzur ve mutluluk başlıyor. Gelecek korkusu bitiyor. Anın zevkini yaşıyor insan. Ve acı ve sıkıntıları bela değil bal gibi görmeye başlıyor. İşte bunları anlatmaya çalışacağım ben bugün inşallah. Ümmet bu kampanyanın yani devamı olacak mı yoksa bilmiyorum. Ben bu seferlik bu gece bir, yarın da bir konferans vermek üzere buradayım. Galiba bir de televizyon programına katıldım. Dolayısıyla inşallah hanımefendiyle ilişkilerimiz devam edecek. Belki benim bir kitabım burada buranın insanına daha şivesime çevirerek yayınlanacak. Böylece de inşallah biz Türkler bir arada çalışmalar yapacağız. Yani yeniden gelmeyi düşünüyorsunuz tabii. Tabii ki çok güzel bir ülke burası. Benim memleketim önce de. Yani yine de gelersiniz. İnşallah. Çok sevinirim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olsun bizim Kardeşimiz de. Orada doktora yapabilmeli. Yani tasavvuf bilmeden hiçbir branş... Bütün derdim bana bitti. Benden derdim. Seyyid bilmiş mi? Peygamber balası bilmiş mi? Mükeddes bilmiş mi? Bizim başımıza bir oynayış lazım. Ben içimi sağlıyorum. Ben açıldım. Ocağına da dağılıyor. Ben de sizin yanınıza geleceğim bir dakika ama güzel günde bu kadar güzel insanla, dostlarla birlikte bu güzel günü paylaşmak insan için en büyük hoşbahtlıklardan biridir. Ben ilk önce hamınızın bu mükeddes ayınızı, Ramazan ayınız münasibetiyle, tebrik edirəm. Her birinize can sağlığı, uğur, hoşbahtlığı arzuluyorum. Arzu edirəm, ne dualarınız varsa bu ayımızda bu duaların kabul olunduğu aydır. Allah bütün dualarınıza, bizi çatdırsın. Dövlətimiz üçün, Azərbaycanımız üçün, millətimiz üçün, Türk milləti üçün, Müslüman dünyası üçün xeyirli, uğurlu olsun Ramazanımız. İnşallah ki insanımızın her zaman üzü gülsün, her zaman xoşbaxt olsun, üzü gülsün. Mən uzun çıxış etmək istəmirəm, yanında söz söyləmək mənə elə gəlir, mənim həddimə də deyil. Ona görə də mən o insanlardan birini təqdim etmək istəyirəm. Cəmalnur Sarqut. Yəqin ki, o xanımı televiziya ekranlarından çoxunuz tanıyırsınız. Çox gözəl şəkildə dinimizi çox gözəl şəkildə anladan, həm özümüzə, bizə anladan, baxmayaraq ki, müsəlmanıq, amma bizim də hamımız dinimizi o qədər sahiblənərək öyrənməmişik, cahiliyyətimiz çoxdur, öyrənəcəyimiz şeylər çoxdur və həm özümüzün öyrənməmizdə bizə yardımcı olan dəyərli insanlarımızdan biridir ki, gənclərimiz dinimizin gözəlliyini, sevgi dini olan dinimizi gözəl şəkildə öyrənsinlər. Amma ən vacib məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, Cəmalnur xanımın gözəl bir missiyası müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin İslamı doğru anlaması üzərinə çox ciddi çalışmaların müəllifidir. Cəmalnur xanım Amerikada North Carolina Universitetində bir masa qurub, tasavvuf masasının qurulmasında çox böyük rol oynayıb. Pekin Universitetində belə bir masa qurulub, Çində belə bir masa qurulub. Yəni dünyanın müxtəlif yerlərinə gedərək, təkcə Türkiyə deyil, dünyanın müxtəlif yerlərində konferanslar, simpozimlar verərək dünyada, dünya insanına İslamı anladır. Sevgi dini olan
dinimizi anladır ve bu dinin güzelliklerini anladır. Bir sözle Cemal Nur Hanım aslında bugünkü dünyanın en önemli bir misyası olan kültürler arası, dinler arası, medeniyetler arası diyalog için en önemli olan misyanı üzerine götüren insanlardan biridir. Çünkü medeniyetler arası diyalog, kültürler, dinler arası diyalog birbirine dözmekten geçebilmez. Bazen deyirler ki dözümlülük, tolerans. Tolerans ve dözümlülük birbirine karşı bu aslında medeniyetler arası, dinler arası diyalogda ana nokta olabilmez. Dözümlülük ne demekti? Siz başka birisine sadece dözürsünüz ama günün birinde de dözebilmişsiniz. Ama en önemli şey karşılıklı saygı. O saygını diyalogda en önemli köprülerden biridir. Gerb ve Müslüman dünyası arasında bizim dünyada daha doğru, daha düzgün anlanması istikametiyle. Çünkü en önemli meselelerden biri tabii ki bir sıra kurgalar var. Avrupa'da biz görürük ki İslamofobiya artır, bazı Gerb ülkelerinde artır. Bunun sebeplerinden öz hayatımızla yaşamamızı güzel şekilde anlatan Cemal Nur Hanım'a dinleyeceğim. Büyük sözlerden diyeceğim. Siz Azerbaycan'ın bugünleri konağı da değilsiniz. Burası ev sahibi. Evinizsiniz. Buradan görmekten namus çok memnunum. Ne kadar bizim insanlarımız sizin yarak, eğer izin verirsinizse benim bu mecliste çok değerli sekreter olup ve çok ciddi şekilde İslam dünyasıyla ilişkilerimizde bu meselelerde çok güzel işler görüp de dinimizi mizasyalar arası diyalogda da çok güzel projelerin içerisinde olmuş bir kardeşimizdi. Biz onu da tebrik ederiz burada. Çünkü Eşat Bey'le ilk toplantıda ben inanıyorum ki karşılamış hanımız. İnanıyorum ki Eşat Bey'in faaliyeti çok yüksek seviyede istikamette olacak. Bizim çok değerli insanımız buradadır, değerli kardeşimiz buradadır. Türkiye'mizin canımız kardeş Türk olacak. Burada çok Cemal Nur Hanım, çok değerli insanlar var. Sedat Hanım buradadır, kulardan bizim şehit ailelerimizden de, gazilerimizden de bu içerisinde var. Yani özü de burada giydirildiği gibi o işin batinine gelir. Bu jurnalist genel meşgul olduğu devirlere de böyleydi. Meseleni sete olarak ışıklandırmırdı. Çok derin, çok manalı jurnalist araştırmalarıyla işin ta iliğine can gelmeye çalışır. Yani batinine. Siyasetle meşgul olan da parlamentte bilirsiniz şeyle meseleler kaldırır ki yine de siyasetle ben silahımızı tebrik ediyorum. Ayda çok yerli, hareketli bir bilirsiniz her bir dünya görüşüne, her bir söze, her bir ideoloji konsepsiyle, her bir şey, hemen o dini anlayan farklı yollar var. Bu insanlığın bir rengarenkliğiydi, bu insanlığın bir zenginliğiydi. Burada bir bazı değerli din kadimleri bizim icmaların nümayenelere oturdu. Sadece onların içi değil. Hem edebiyatçılar bu işe koşuldular, hem medeniyet kadimleri bu işe koşuldular. Yine de burada bir ortak mehrecin tapılması yalnız düşünce üzerinden kesir. Çünkü her bir din, her bir medeniyet öz dogmalarına kapılıp onları yalnız dar manada tefsir etse, onları dar bir manada anlasa bu mütlak tokuşmaya getirip çıkaracak. Ama buna bir geniş ve derin düşünceyle yanaşılsa ortak mehreç tapılabilir. Ona göre dünyada Azerbaycan'da kesilmesi ben hesap ederim tesadüfi değil. Çünkü hemen bu düşünce yoluna, hemen bu eneneye Azerbaycan'ın çok büyük tövheleri olubdur. Tarihen çok büyük tövheleri olub. Bugün bizim konağımız qədim içeri şehrimizi ziyaret edibdi. Onun mənbəyində, mənəvi mərkəzində duran Seyid Yahya Bakuri'nin məzarı var. Büyük işlere imza atmış bir zat, o cümleden kardeş Türkiye'mizin de menevi dirçelişinde ve bu coğrafyada yaşayan Türk halklarının menevi dirçelişinde onun talebelerinin, onun mektebinin, onun akılının büyük bir rolü oldu.
Füzuli'nin, Nizami'nin, Nesimi'nin, Nicari'nin, Şems-i Tebrizi'nin adlarını burada çekmeyle biz bitirebilmeliyiz bu siyahını. Azerbaycan'ın, Azerbaycan milletinin dünyaya, İslam alemine ve dünyaya verdiği tövbeler, verdiği büyük parlak isimler bu sahede sadalamakla biten değil. Bu bir daha onu gösterir ki, bizim halkın belə deyək de, mayasında, kökünde her bir dünyavi konsepsiyalara, yani dünya çapında olan büyük bir felsefi fikirlere yine de tefekkür üzerinden, idrak üzerinden, batine gitme üzerinden yanaşmak enenesi var olur. Ona göre efsuslar doğuran bir halde ki, yeni merhelelerde bu düşünceleri dar bir çerçeveye salmak isteyen insanlar var. Her şeyi dogmatik yanaşmayla, her şeyi fanatik yanaşmayla ölçmek isteyen insanlar. Beylerimiz, bu ayda bizim düşüncelerimiz, Azerbaycan'ın adını, bizim dinimizin ortaya koyduğu iki müqəddəs məqam var. Bir alimlik, bir şəhidlik. Azerbaycan'ın adını, varlığını, bugünkü ailelerini salamlayıram burada. Dualarımız sizinlədir, sizin evladlarınızlandır, bizim kardeşlerimiz. Her iki alemde xeyirlere vəsilə olmasını arzulayıram. Her biriniz... Müslüman dünyası içerisinde de dinimizin mahiyetinden çıkararak çok zararlı bir sevgiyle anlattığı, bizim de çok büyük sevgiyle her zaman okuduğumuz, yad ettiğimiz Şems tersinde İslam'ın mahiyetini çok özel şekilde bize yazdı ki, Erşad kardeşim çok düz dedi ki, dinimiz okul üzerindedir. Okumak, öğrenmek. Ama o insanlar, o güçler, o ceryanlar var ki, kızı, kadını, insanları cehaletler. Ona göre de ben bu sözlerimi söyleyen zaman bizim bir değerli insanımıza söz verey, Sadık Bey'e söz verey. Onun sözünü sizden önce kısa da olsa dinleyey. Çünkü çok güzel işler. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, fazileti hepimizin üzerine olsun. Ramazanınız mübarek olsun. İbarek geçen akşam şehitlik mescidinin orada Türkiye'de ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığı'nın televizyonu kuruldu ve ilk yayınını Ramazan-ı Şerif'in ilk akşamında ve ilk akşamda kardeş Azerbaycan'dan olacak diye bize talimat verdiler ve ilk yayınımız canlı olarak yan yana yatan şehitlerimizin yanı başında, tabi onların mabedi de yanları başında, oradan Azerbaycan'dan sizlerin selamlarınızı, dualarınızı, nasıl Ramazan'ı ihya ettiğinizi onlara aktarmaya çalıştık. Bana sordular, ne zamandan beri Azerbaycan'dasın? Tabi o programcı arkadaş soruyor. 2 yılım dolmak üzere. Nasıl hissettin, durum nedir? Efendim ben Azerbaycan'da, Azerbaycan'a geldiğim ilk günlerden itibaren başka bir memlekete gitmiş olarak ben kendimi kabul etmedim. Dinimiz bir, dilimiz bir, kültürümüz bir, tarihimiz bir, şehitlerimiz bir, mekanımız bir, hedefimiz bir, idealimiz bir, her şeyimiz bir, memleket.